Bireysel emeklilik sisteminde gerek Türkiye'den gerekse yurt dışından katılmak istersek eğer, dikkat edilmesi gereken temel kurallar nelerdir? Bir de altın fonundan bahsetti Necati Bey. Bu caiz olur mu acaba? Şimdi bireysel emeklilik sistemi aslında şunu ilk önce ifade etmemiz gerekir. Bir yatırım aracıdır aslında bireysel emeklilik dediğimiz. Bir yatırım aracıdır. Yani kişilerin ileride ihtiyaç zamanında kullanmak üzere bir kenarda paralarını değerlendirmeleridir. Bireysel emeklilik sisteminde dikkat edilmesi gereken husus, bu sistemde sizin paralarınızı bireysel emekliye müracaat ettiğiniz aracı kuruluş neresiyse, biriken paraları meşru çerçevede mi değerlendiriyorlar? Çünkü para durduğu yerde durmaz. Bunun bir şekilde çalıştırılması, ticaretle veya ihracatla, ithalatla neyse o usullerle geliştirilmesi, nemalandırılması gerekir. Önemli olan faizli işlemlerle bu paraların kullanılmadığı ve bu işe aracılık eden aracı kurumun meşru çerçevede faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor ise o işletmeler aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine müracaat edilebilir ve bu bir dediğimiz gibi yatırım aracıdır. Biz birikimlerimizi meşru çerçevede değerlendirmiş oluruz. Ancak o fonda biriken paraları gayrimeşru çerçevede değerlendiren faizli bir takım işlemler, detay detay hepsini teker teker söylemeye gerek yok. Faizli bir takım işlemlerle paranızı nemalandırıyor, geliştiriyor ise gayrimeşru usullerle elde ediliyor olmasından dolayı bu caiz değildir. Sizin birikimlerinizi meşru çerçevede nemalandırıp değerlendiriyor ise bu tarz bir sisteme girmekte bir sakınca yoktur. Bunu da şahıslar kendileri araştırıp soracaklar, bilgileri de alıp ondan sonra da tabii karar verip harekete geçecekler. Tabii. Doğru mu anladım? Tabii. Yani aracı kuruluşlar vasıtasıyla, yani biz gidip herhangi bir yerden bunu yani bireysel emeklilik sistemine müracaat ederken biraz daha detaya gireyim siz de sorduğunuza göre. Estağfurullah hocam, buyurun. Meşru çerçevede faaliyet gösteren işletmeler buna aracı olduğu gibi dinin onaylamadığı bir takım faizli işlemlerle fonda biriken paraları nemalandıran işletmeler de bulunabiliyor. Faaliyet alanı itibariyle meşru çerçevede çalıştığını bildiğimiz, hocam nereden öğreneceğiz? Yani bunu biz araştırıp bulma imkanımız var. Bireysel emekliye müracaat ettiğimiz o aracı kuruluşun faaliyet alanı. Ne iş yapıyor bu adamlar? İthalat, ihracat, üretim, dağıtım ve benzeri meşru çerçevede yapılan bir takım işlemler mi? Yoksa sadece paradan para kazanmaya yönelik, para satmak suretiyle, faizli bir takım işlemlerle mi sizin orada biriken paranızı nemalandırıyorlar? Bunu öğrenmeniz mümkün. Meşru çerçevede çalışıyor ise o sisteme katılıp, birikimlerinizi orada değerlendirmeniz mümkündür. Dinin onaylamadığı bir takım işlemlerle o fonda biriken sizin paranız, başkasının var. Belki binlerce, milyonlarca kişi o sisteme girmiş olabilir. Bu meblağları gayrimeşru çerçevede işletip nevalandırıyor ise bu caiz değildir.